Değerli katılımcılar ve sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eagle ve Global İşbirliği'nde düzenlenen adli Yazılıma teknikleri konulu etkinliğimiz var. E, etkinliğimizin e, konuşmacısı Sayın Fahrettin Demirel hocamız. Kendisine katıldığı için ve bizlerle üçüncü kez adli yazışma teknikleri etkinliğine buluştuğu için teşekkür ediyoruz. Kendisi bize birçok alanda hocalık ve öncülük yaptı. Kendisine de bundan dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben lafı daha fazla uzatmadan Fahrettin Demir hocamıza veriyorum ve etkinliği düzenlediği için Ferdun Yenisey hocamıza da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sevgili Beyza. Ee, saçların yakışmış diyorum sana. Yeni saçların da güzel olmuş teşekkür böyle. Teşekkür ederim hocam. E, güzel. Genç avukat hanım, değil mi? Hocam, Ocak ayında başlayacağım. Başlamadım. Yani. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ama seni ben akademisyen olarak da görmek isterim, açıkça söyleyeyim bunu. Olur mu? Umarım Peki. hocam, çok teşekkürler. Peki. Değerli katılımcılar, sayın hocam, hepinize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum öncelikle. Bu Gecikmeden dolayı da özür dilerim ama benim elimde olan bir şey değil. İşte bu yapay zekalar mı yapıyor bunu, onu da bilemiyorum. Yani hukukta kullanılıp kullanılmaması konusu biliyorsunuz çok tartışmalı. Ben e, lafı uzatmadan e, hemen e, söze başlamak istiyorum. Şimdi bundan önceki haftalarda, önceki ilk haftada adli yazışmanın önemi üzerinde kısa da durmuş idik. Yani neden önemlidir hukukta yazışmanın önemi nedir? Aslında bu bir bilim dalı haline gelmiş durumda. Daha sonra da bir şikayet dilekçesi üzerinde yani bir olay üzerinden bir şikayet dilekçesi hazırlayıp katılımcılarla, siz değerli katılımcılarla paylaşmıştık. Orada bir hata da gördüm. Şikayet edilen kişinin adı Kayasoy olmasına rağmen şikayet edilenin adıyla işte bu bilgisayarın karıştırdığı noktalardan yahut da kes yapıştır mı diyelim. benim de bir hatam o. Onu da söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeceğim. Böyle bir dilekçe hazırlamıştık. Ve bu dilekçenin suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığı'na verilmesi gerektiğini, şikayet dilekçesinin işte şikayet edilecek eee dilekçenin verileceği makamlar üzerinde durmuştum ama ve sonuçta demiştik ki şikayet dilekçesi kolluğa verilebilir, diğer idari makamlara, resmi makamlara verilebilir ama soruşturmayı başlatacak ve yürütecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için dilekçe, şikayet dilekçesinin de doğrudan doğruya Cumhuriyet Başsavcılığına verilmesinde yarar vardır demiştim. Ve bu amaçla da Böyle bir dilekçe örneğini hazırlamış, bir yağma suçunun işlendiği iddiasını içeren bu dilekçeyi sizlerle paylaşmıştık. Bilmiyorum okuma fırsatınız oldu mu? Şimdi hemen kısaca bir savcılıkla ilgili de bir başsavcılığın teşkilatlanmasıyla da ilgili bir bilgi vermek istiyorum bu aşamada. Dediğine suçun işlendiği yer Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Arkadaşlar Teknolojinin gelişmesi, özellikle internetin hayatımıza girmesi ve bizim e, internetin e, hem haberleşme hem iletişim alanında önemli bir yere sahip olması nedeniyle ekonomik alanda da yaşanan gelişmeler suçların niteliğini ve çeşitliliğini de artırdı. Yeni yeni suç türleri ortaya çıktı, bir suçları ortaya çıktı çocuk yargılaması girdi hayatımıza. Aile içi şiddet, kadına karşı şiddet olaylarının soruşturulması önem var. Fikir ve sanat eserleri alanında işlenen suçlar. Daha pek çok konuda yani hemen hemen her suç ayrı bir özellik taşır ama bazı suçların araştırılması, soruşturulması da ayrı bir özellik taşıyor. Bu yüzden Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde de bir ihtisaslaşmaya gidildi. Ve büyük kentlerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarında ihtisas büroları, soruşturma büroları şeklinde bir yapılanma oluşturuldu. Bizim olayımızdaki yağma suçu genel soruşturma bürosunun yürüttüğü bir suç tipi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bilişim suçları olsaydı veya askeri suçlar olsaydı, askeri suçlarında ayrı bir soruşturma bürosu var. Çocuk suçları araştırma bürosu var. İşte bilişim suçları araştırma büroları var. Onlar oralarda görevli savcılar tarafından oluşturuluyor. İşte şikayet dilekçesi. Peki bu ben Ankara'yı baz aldım. Mesela Ankara'da ki başsavcılık, Ankara Başsavcılığı, İl Başsavcılığı ihtisas yapılanması olarak şöyle bir sistem koymuş. Böyle şikayet dilekçesi veya mevcutlu olarak getirilen suçluların, şüphelilerin getirilmesi durumunda müracaat, kayıt ve nöbet işlemleri bürosu diye bir büro oluşturulmuş. Bu ön bürodan farklı bir büro. Dilekçeler bu büro tarafından kabul ediliyor. Bu bürolar ilgili dosyayı inceliyorlar, soruşturma kaydı veriliyor, dilekçeyi inceleniyor, soruşturma kaydı veriliyor ve ilgili soruşturma bürolarına gönderiliyor tabii bu ihtilaflar olursa bunlar ayrı detayına girmeyeceğim. Ve şimdi bizim şikayet dilekçemizde müracaat, kayıt ve nöbet işlemleri bürosu tarafından genel suçları, genel soruşturma bürosuna gönderildi. Oradaki bir savcıya tevdi edildi. Biliyorsunuz yine ceza mahkemesi kanunumuzun 160. maddesinin ikinci fıkrasına göre Cumhuriyet savcısı soruşturmayı kendisine verilen suçla ilgili soruşturmayı yürütmek ve sonuçlandırmakla görev. Ama bunu yaparken ne yapacak? Diyor ki kanun adil bir yargılamanın yapılabilmesi ve maddi gerçeğin araştırılması için diyor. Cumhuriyet savcısı emrindeki adli kolluk görevlilerin marifetiyle tüm delilleri toplamak, muhafaza etmek ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür diyor. Aslında bu yükümlülük arkadaşlar etkin ve eksiksiz bir soruşturma yapma yükümlülüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun temelinde yani delillerin eksiksiz toplanması, maddi gerçeğin tümüyle ortaya konabilmesi açısından tüm delillerin toplanması ve bunun tabii ki soruşturmaya da gecikmeksizin başlanması gerek. Hatta şöyle söyleyeyim bu açıdan bakıldığında etkin soruşturma yükümlülüğü etkin ve eksiksiz soruşturma yükümlülüğü hem soruşturmaya gecikmeksizin başlanılmasını hem de mümkün olan tüm delillerin toplanması mümkün olan delillerin eksiksiz olarak toplanmasını ifade eder. Bunun yani aksine soruşturmanın eksik yapılması veya soruşturmaya geç başlanılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sünce koruma altına alınan hak ihlal it ihlali iddiaları bakımından usul yükümlülüğünün ihlali sonucunu doğurur üye devlet açısından. Yani bu da çok önemli bir noktadır. Aynı zamanda anayasa hakların ve aynı, hem anayasada korunan hakların hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki hakların ihlali söz konusu ise anayasa mahkemesine de bireysel müracaat edilebilecek bir hak söz konusu ise Anayasa Mahkemesi de bu tür soruşturmaların eksik yapılması bakımından ihlal kararı vermektedir. ilgili hakkınla ilgili koruma yükümlülüğü bakımından. Yani şunu şöyle de ifade edebilirim. Biliyorsunuz Gerek Anayasa'daki, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi altındaki e, sözleşmesinde teminat altına alınan haklarla ilgili devlet e, üye devletlerin iki tür yükümlülüğü var. Bir pozitif yükümlülük, bu herhangi bir ihlalden hakkın korunmasını içeriyor. Diğeri de hak ihlali söz konusu olduğunda bu hak ihlallerinin etkin bir şekilde soruşturulmasını içeriyor etkin soruşturmada dediğimiz gibi hem faillerin yakalanıp ele geçirilmesi ve gereken şekilde cezalandırılmasını hem de soruşturmaya bir an önce yani gecikme sizin başlanmasına gerekli. İşte şimdi Cumhuriyet Savcısı o halde bu bizim olayımızdaki şikayet dilekçesini aldığında ne yapacak? Yani genel suçlar araştırma bürosunda görevli bir Cumhuriyet Savcısı'na dosya direkçe havale edildi kolluk marifetiyle bir araştırma yaptıracak. Peki o zaman nasıl yapacak? Kolluğa emir verecekler. Nasıl verecek bu emri arkadaşlar? Biliyorsunuz gecikmesinde sakınca umulan hallerde sözlü olarak da emir verilebilir. Ama böyle bir durumda de olduğu için kat tarafından verilen bir dilekçe söz konusu bu dilekçenin üzerine araştırılması gereken hususları, toplanması gereken delilleri, neler olduğunu belirten bir müzekkere, bir yazı yazmak zorunda. İşte bu bir hukuki işlem aynı zamanda. Bir ceza mahkemesi işlemi yapıyor. Bir müzekkere yazıyor. Daha şunu söylemek gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda hemen sizde bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Hukuki yazılarda nasıl bir yöntemiz demeliyiz? Hukuki yazı yazmak için iki aşama var. Süreç, yani yazı yazma süreci iki aşamadan oluyor. Birisi hazırlık süreci, diğeri yazının kaleme alınması. Sonra da kontrol ettirip, gözden geçirilip kontrolün sağlanması. E bunu Cumhuriyet Savcısı artık bir müzekkere yazacağı için kendisi bir hazırlık yapacaktır Murat. Neye göre yapacak? Suçun elinde bir dilekçe var, bir olay var. Bu olayla ilgili bir fiil, suç teşkil eden bir fiille ilgili araştırmaların neler olduğunu bilmesi lazım, değil mi? O zaman yağma suçu hakkında bilgi sahibi. Peki, yağma suçu dediğimiz zaman yağma suçu birleşik bir suç hırsızlıkla yaralama suçunun, tehdit suçunun birleşmesinden oluşuyor. Yani kişilere karşı şiddet kullanılmak suretiyle taşınır malların alınması halinde bir yağma suçundan söz edilebiliyor. Ceza kanunumuzun, Türk Ceza Kanunu'nun 148. maddesinde temel şekli düzenlenmiş. 149. maddesinde de nitelikli hallerinden ağırlatır. Nitelikli hallerine yer vermiştir. O halde bir kere Cumhuriyet Savcımız burada iddia edilen nitelikli ya ama suçunun işlendiği iddiasıdır. Bütün bunlara yönelik yazacağı yazının kapsamlı olması gereklidir, gerekmektedir. Neler yapacak? Bir kere dediğimiz gibi hazırlığı yapması dediğimde şunu ifade edelim. Eğer bu suçun ...bu şikayet dilekçesindeki iddiaların... ...bir kısmı doğru olmayabilir. Mümkün mü? Mümkün. Peki... müvekkil av, e, ...avukat müvekkilleri tarafından... ...yanıltılmış olabilir mi? Şikayet dilekçesi mümkün. Peki... ...bunların hepsinin birden ispat edilmesi... ...veya edilmemesi... ...bir kısmının mümkün mü? İddiaların demek ki bir kısmı yanlış... Bir kısmı doğru olabilir. Peki, böyle bir durumda suçun, mesela televizyonların alınmadığı ortaya çıktı diyelim. Yaralama suçu ortadan kalkacak mı? Hayır. Peki, silahla işlendiği sopanın silah olduğu iddia ediyoruz. Acaba bu nasıl bir sopa? Sopanın araştırılması gerekiyor silah olup olmadığı. İşte raporlar eklenmiş. Raporlar adli tabipten alınıp alınmadığı belli değil. Orada e, zikredilmiyor ama savcının bu konuda kişilerin adli tabibe sevk edilerek adli raporlarının da alınmasının ve yaraların niteliğinin belirlenmesi gerekir. Belki öldürmeye teşebbüs. O zaman biliyorsunuz 149. maddenin ikinci fıkrasında da ne diyor? eğer yaralama suçuyla ilgili ağırlaştırılmış e, yaralamanın şeklinde ortaya çıkarsa ayrıca o fiillerden ceza alacak kişiler cezalandırılacak. Yani yağma suçundan ayrı bir de kasten yaralama suçu. İş yerinin ihlali yani konut dokunulmaz gibi iş yeri dokunulmazlığının ihlali de gündemde gelecek. Çünkü yaralama suçuyla onlar birlikte değil. Peki yaralama başka amaçlı yapılmışsa hırsızlık ve yaralama suçları farklı farklı içtima etmesi gerekiyor o zaman. Her bir suçtan ayrı ceza. Her neyse. Bütün bunlar arkadaşlar demek ki Cumhuriyet Savcısının yazacağı de araştırılması gereken hususlar olarak yer almalıdır. İşte bunu söylerken de şunları ifade etmek istiyorum. Yazının hazırlık sürecinde demek ki bu mesela yağma suçuna ilişkin tanım doğrultusunda bir müzekkere yazılması, bu suçun oluşup oluşmaması bakımından, nitelikli halin oluşup oluşmaması bakımından onu etkileyecek unsurların müzekkere de yer verilmesi gerekiyor. Ceza muhakemesi açısından da delil toplama açısından da başka şeyler var. Acaba bu dilekçe başlangıç şüphesi yaratıyor dedik. Bu dilekçe üzerine savcı doğrudan doğruya Cumhuriyet Savcısı hakimden arama kararı isteyebilir mi? Konuyu bir düşünün. Arama yapılabilmesi için özellikle televizyonların alındığı iddiası var. Konutta arama Nereye saklayacak? Ya iş yerine saklayacak ama iş yerindeki mallar adet edildiği için belki konutuna götürmesi gerekiyor. O zaman konutta arama yapılması lazım. Peki gecikmesi sakınca olan hal var mı? Cumhuriyet Savcısı böyle bir emir verebilir mi? Veremezse hakimden karar alması gerekiyor. O zaman makul şüphe gerekiyor. Makul şüphe oluşturur mu bu dilekçe? Hayır. İşte arkadaşlar, bütün bu noktaların özenle araştırılması gerektiği için, e, e, kısaca da bu yazının ne şekilde yazılması gerektiği noktasında da, yani hukuki bir yazının ne şekilde yazılması gerektiği hususunda üzerinde tekrar durmak, kısaca durmak istiyorum şöyle. Bir kere dediğimiz gibi yazı eksiksiz olmalı. Yani, burada yağma suçunda. Ama bir sahtekarlık suçu olsaydı başka hususlar araştırılması gerek. Hırsızlık suçu olsaydı gece vakti mi işlendi, gündüz mü işlendi onların da araştırılması gerek. Yazı bunları da içermeli. Eksiksiz olması lazım. Eksiksiz araştır yazının eksiksiz olması demek bir kere şunu unutmamak lazım. Yani tam olacak, doğru olacak ama şekil ve içerik içerisinden şekil açısından da bu şart. Yani sadece yazının içerdiği hususlar değil. Yazı soruşturma numarasını içermiyorsa koldaki onunla ilgili yapmaz. Veya yapacağı araştırma yeniden müracaat durasına gelir. O zaman soruşturma numarası koyacak ivedilik bir hal söz konusu onu yapacak. Yağma suçu diğer taraftan baktığımızda tutuklamayı gerektiren bir suç. Kuvvetli şüphe sebebi varsayılabilir mi? Bunların üzerinde hep düşünmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi demek ki yağma suçu açısından yani yağma suçunun eylemin yayma suçunu oluşturup oluşturmadığının tespiti açısından ortaya çıkan sorunları bizim açıklığa kavuşturacak biçimde bir yazı yazmamız Tam da ya, maksat, eksiksiz yazmaktan maksat bu. Daha detayına girmeyeceğim çünkü çok zamanımız yok. Ayrıca dediğim gibi eğer tabi burada sadece müzekkereden söz ediyoruz. Müzekkere dışında başka bir işlemle ilgili şekli şartlar öngörülmüş ise yazı o şekli şartlara da uygun olarak yazılmalıdır. Yazılmadığı takdirde yine eksiklik olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu eksikliğin bir kere makul sürede yargılanmaya etkiler, olumsuz etkiler. Neden? Eksik yapıldığı zaman bir iş, yeniden yazı yazacaksınız ona. Ve bekliyorsunuz. Bir, bir ay bekleme süresi var neredeyse. On, cevaplamak için on gün sürebiliyor gerçi ama bir e, bir zekkeli, işte aldığınızdan itibaren on gün içinde cevap verin ama savcılığa gelişi onu neredeyse her zaman bir ayı bulur. E de bir aylık sürelerle yapılır. Yeniden yazı yazacaksınız. Yeniden yazılma demek yargılama sürecinin uzaması demektir. İkinci nokta eksiksiz yazı yazılması sonucu zaman kaybı olacak. Bu zaman içerisinde biliyorsunuz suçlular hiç kimse cezalandırmak istemez arkadaşlar. Kaçmak ister, kurtulmak ister. Bugün işte narin olayını biliyorsunuz. Ben daha fazlasına girmek istemiyorum. Medya yargılaması yapmayalım. Ama şunu söyleyeyim. Soruşturmaya geç başlanılması, eksik yapılması soruşturmanın, delillerin kaybolmasına, değiştirilmesine, ortadan kaldırılmasına neden olur. Bu aynı zamanda kişinin ya daha az ceza ile cezalandırılmasına ya da hiç cezasız almamasına sonucunu doğurur. Yalnızca deliller kaybolunca suçu ispat edemezsiniz sonuçta. Adil yargılanma da olmaz. Yani adil yargılanma hakkı tabii ki makul sürede yargılanma hakkını da kapsıyor. Sadece yargılanma sürecini değil, yani duruşma yapılan işlemleri savunma hakkından ibaret değil. Tanıtlara soru sorma hakkı, silahların eşitliği ilkelerinden ibaret değil mi? sürede yargılanmak da önemli. Evet, bunu eksiklik, açıklık, şimdi yazacağımız yazıda da, mesela kolluk, verdiğimiz talimatlardan, işte gereken soruşturmaların yapılması, ilgili kişilerin ifadesinin alınması derseniz, kimin ifadesinin alacağını polis bilemeyebilir. Mağdurun kişi olarak belirtmeniz gerekir. Şüphelilerin ifadelerin Burada iki tane şüphelinin kimliği belirsiz. Onların da kimlik tespiti gerekiyor. Gerekirse Mesela kabul ederlerse belki sorun yok. İfadelerine evet bizdik, geldik ama biz olaya katılmadık da diyebilirler. Doğru, bizim şöyle oldu, bu şekilde geldik. Ama onların da eşkallerinin kişilerden sorulma suretiyle tespit edilip yakalanmaları, kimliklerinin belirlenmeleri ve işte gerekiyorsa, geçen hafta kısaca söyledim, Polis tarafından, kolluk tarafından teşhis işleminin yaptırılması gerekiyor. Teşhis de kolluğun yapabileceği işlemlerden biridir. Şimdi bazı hallerde de yazıyı böyle kötü yazarsak... E, ...çok dikkat etmezsek, dilbilgisi kurallarına uymazsak... ...sözcük seçiminde özenle davranmazsak... ...hatalı sonuçlara gidebiliriz. Yani yazı açıklığı engellediği için karşı taraf tarafından anlaşılması zorlaşır. O halde kolluğun mutlaka adli kolluk bu konuda deneyimlidir, hukuki kavramları bilebilecek düzeydedir ama yine de kolluğun anlayacağı türde ve açıklıkta yazı kaleme alınmalı. Mümkün olduğu kadar Sözcük kullanımlarına, işte, e, te, hukuk terimlerine dikkat edilmeli. Mutlaka kullanmalıyız. E, özellikle dil bilgisi hataları da yapılmamalıdır. E, şüphesiz e, diğer yazılarda, mantık, özellikle kararlarda çok karşımıza çıkıyor. Mantık yanlışlığı yapılır. Mantık yanlışlıklarını, yani burada çok ayrıntılı arkadaşlar. Yani ben kitaptan okumanızı öneriyorum başka kitaplardan da okuyabilirsiniz. Hukukçu akıl yürütürken çok mantık hatası yapıyor. Mesela ben size daha yakın bir ceza genel kurulu kararı söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam genel kurulu kararı veya daire kararı da olabilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması talebini sanığın reddeden mahkeme suç işlemeyeceği hususunda kanaat getirilmediği gerekçesiyle reddeden mahkeme aynı sanık hakkında suç işlemeyeceğinden kanaatine varıldığı için hapis cezasının ertelenmesine karar verir. Arkadaşlar bu bir çelişki. Yani bir tarafta diyorsunuz ki suç işlemeyeceğinden kanaat getiremedim ben ileride. Tekrar suç işlemeyeceği üstüne kanaat getiremedim diyorsunuz. Diğer tarafta da kanaat getirdim hapis cezasını ertelemedim. Bunun gibi yazılarda da dikkat edeceğimiz, diğer hukuki işlemlerde de mutlaka dikkat edeceğimiz hususlardan biridir. Ee, ben e, daha detayına girmek istemiyorum. Çok e, uzun çünkü. Diğer taraftan yazının ikna edici olması lazım dedik. Yani karşımızdaki kişiye söylediğimiz hususların doğruluğu, Konusunda ben belki başka düşünüyor ama benim o yazımı okuduğunda, o görüşümü söylediğin zaman dedim görüşme gelmesi lazım, İnanması lazım. E bunu yapabilmek kolay bir şey değil. Ama bu konuda somut olgular ortaya koyarsak ikna unsurlar filan var ama ben dediğimiz gibi çok detaya girmek istemiyorum çok çünkü zamanımız yok buna. Ee, çok da zaman aldım galiba bilmiyorum ne kadar zamanımız var ee, Beyza yavaş yavaş toparlayalım hocam evet ee, şimdi demek ki yazıyı da öz olarak yazmamız lazım sonuçta herhangi bir hukuki yazıyı yazarken çok uzatmamak Geçen ilk derste de söylemiştim. Hani Feridun hocamın da anlattığı bir olay vardı. 200 sayfalık bir temiz dilekçesinin zımbalanmış vaziyette yargıtaya gidip geri dönmüştü. Çok uzun yazmamaya özen göstermeliyiz. Mümkün olduğu kadar öz. Yani ne eksik ne fazla. Hem meramımızı anlatmalı, açık anlatmalıyız, net anlatmalıyız. Ee, ikili anlama gelen kelimeler kullanmamalıyız yazılarımızda sanat yapmamaya çalışmalıyız yapmayın yani sade bir üslupla yazın ne diyorsanız doğru sayın. ve kesin ifadeler kullanın yani olabilir şöyle de olur böyle de olur derseniz bu bir ihtimaldir her zaman e hukukta ihtimaller olduğu sürece şüphede yenilmemiş olur zaten bir kanaate varamazsınız bir başka nokta olarak söyleyeceğim bir husus. Şey eksik kalmasın istiyorum. Evet. Yağma olayı ile ilgili yazacağı müzekkere üzerine kolluk kendisine verilen emir doğrultusunda olayı araştırır. Tanık dinleyebilir ama şunu yapması lazım. Tanıkların mutlaka eğer diyorsa ki adam mesela depo sahibini dinledi. Efendim işte ben yoktum ama benim işçilerim anlattı olayı. İşçileri dinliyor. Kimliklerini açık bir kere test etmez lazım. Her birinin iletişim araçlarında yani telefon numaralarının, ev adreslerinin, yazışma adreslerinin kesin olarak belirlenmesi gerekir. Şüpheliler bakımından ekonomik durumları hakkında, sosyal yaşamları hakkında da bilgi alınması gerekiyor. İfade alınması sırasında tabii ki e, bu haklarının özellikle şüphelilere hatırlatılması lazım, anlatılması lazım, hatırlatmakla değil daha doğrusu mutlaka anlatılması lazım. O ayrı bir şey, tabi detayına girmeyeceğim onun, o ifade almanın şekilleri ayrı. Her birinde ayrı ayrı burada e, bu süreci, yani e, soruşturma sürecini bütün işlemler bakımından anlatmamız mümkün değil. Sadece ve sadece bir iddianame yazımı üzerinde bir de bu mahkemenin hük vereceği hüküm, yapılan araştırma nasıl yapılmıştır, olayda nasıl yapılmıştır, bizim nasıl yapmamız gerektiğini bu şekilde söyledikten sonra yapılan araştırmanın, verilen kararın ve temizinden geçen dosyanın akıbeti konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Hocam tebliğlerinizden ötürü çok teşekkür ederiz.